13. söz. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ اُتَى الْحِكْمَةَ فَكَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا Kime hikmet verilmişse, işte ona pek çok hayır verilmiştir. Kur'an-ı Hakîm'in hikmet kutsiyesi ile felsefe hikmetinin icmalen muvazenesi, hem hikmet-i Kur'aniyenin insanın hayat-ı şahsiyesine ve hayat-ı içtimaiyesine verdiği ders-i terbiyenin gayet kısa bir felsefesi, hem Kur'an'ın sair kelimat-ı ilahiyeye ve bütün kelamlara cihet-i rüşaniyetine bir işarettir. İşte bu sözde dört esas vardır. Birinci esas, hikmet-i Kur'aniye ile hikmet-i fenniyenin farklarına şu gelecek hikaye temsiliye dürbünüyle bak. Bir zaman hem dindar hem gayet sanatkar bir hakim-i namdar istedi ki, Kur'an-ı Hakîm'i maaniyesindeki kutsiyetine ve kelimatındaki icaza şayeste bir yazı ile yazsın. O mucizluğuma kamete harika bir libas giydirirsin. İşte o nakkarsa. Kur'an'ı pek acip bir tarzda yazdı. Bütün kıymetdar cevherleri yazısında istimal etti. Hakaikinin tenevvüne işaret için bazı mücessem hurufatını elmas ve zümrütle ve bir kısmını lü'lü ve akikle ve bir taifesini pırlanta ve mercanla ve bir nev'ini altın ve gümüşle yazdı. Hem öyle bir tarzı süslendirip münakkaş etti ki, okumayı bilen ve bilmeyen herkes temaşasından hayran olup istihsan ederdi. Bahusus ehl-i hakikatın nazarına o suri güzellik, manasındaki gayet parlak güzelliğin ve gayet şirin tezyinatın işaratı olduğundan pek kıymetli bir antika olmuştur. Sonra o hakim, şu musanna ve murassa Kur'an'ı bir ecnebi filozofa ve bir Müslüman alime gösterdi. Hem tecrübe hem mükafat için emretti ki, her biriniz bunun hikmetine dair bir eser yazınız. Evvela o filozof, sonra o alim, ona dair birer kitap telif ettiler. Fakat filozofun kitabı yalnız harflerin nakışlarından ve münasebetlerinden ve vaziyetlerinden ve cevherlerinin hasiyetlerinden ve tarifatından bahseder. Manasına hiç ilişmez. Çünkü o ecnebi adam Arabi hattı okumayı hiç bilmez. Hatta o müzeyyen Kur'an'ı bilmiyor ki bir kitaptır ve manayı ifade eden yazıdır. Belki ona münakkaş bir antika nazarıyla bakıyor. Lakin çendan Arabi bilmiyor. Fakat çok iyi bir mühendistir. Güzel bir tasvircidir. Mahir bir kimyagerdir. Sarraf bir cevhercidir. İşte o adam bu sanatlara göre eserini yazdı. Ama Müslüman alim ise ona baktığı vakit anladı ki o kitab-ı mübindir. Kur'an-ı Hakim'dir. İşte bu hakperest zat ne tezyinat-ı zahiriyesine ehemmiyet verdi ve ne de hurufun nukuşuyla iştigal etti. Belki öyle bir şeyle meşgul oldu ki milyon mertebe öteki adamın iştigal ettiği meselelerinden daha âli, daha gâli, daha latif, daha şerif, daha nafi, daha cami. Çünkü nukuşun perdesi altında olan hakaiki kusiyesinden ve envar esrarından bahsederek gayet güzel bir tefsir-i şerif yazdı. Sonra ikisi eserlerini götürüp o hakim-i zişana takdim ettiler. O hakim evvela filozofun eserini aldı. Baktı, gördü ki o hotbesent ve tabiat perest adam çok çalışmış fakat hiç hakiki hikmetini yazmamış, hiçbir manasını anlamamış, belki karıştırmış, ona karşı hürmetsizlik, belki edepsizlik etmiş. Çünkü o menba hakaik olan Kur'an'ı manasız nukuş zannederek mana cihetinde kıymetsizlikle tahkir etmiş olduğundan o hakim-i hakim dahi onun eserini başına vurdu, huzurundan çıkardı. Sonra öteki hakperest, müdakkik alimin eserine baktı, gördü ki gayet güzel ve nafi bir tefsir ve gayet hakimane, mürşidane bir teliftir. Aferin, barekallah dedi. İşte hikmet budur. Ve alim ve hakim bunun sahibine derler. Öteki adam ise haddinden tecavüz etmiş bir sanatkardır. Sonra onun eserine bir mükafat olarak her bir harfine mukabil tükenmez hazinesinden 10 altın verilsin irade etti. Eğer temsili fehmettin sabah, hakikatın yüzünü de gör. Ama o müzeyyen Kur'an ise şu musanna kainattır. O hakim ise hakim-i ezelidir. Ve o iki adam ise birisi yani ecnebisi ilmi felsefe ve hükemasıdır. Diğeri Kur'an ve şahitleridir. Evet, Kur'an-ı Hakim şu Kur'an-ı azim-i kainatın en âli bir müfessiridir. Ve en belli bir tercümanıdır. Evet, o Furkan'dır ki şu kainatın sayfalarında
ve zamanların yapraklarında kalem-i kudretle yazılan âyât-ı tekviniyeyi cin ve inse ders verir. Hem her biri birer harf-i manidar olan mevcudata manay-ı harfi nazarıyla, yani onlara sani hesabına bakar. Ne kadar güzel yapılmış, ne kadar güzel bir surette saniyenin cemaline delalet ediyor der ve bununla kainatın hakiki güzelliğini gösteriyor. Ama ilmi hikmet dedikleri felsefe ise huruf-u mevcudatın tezyinatında ve münasebatında dalmış ve sersemleşmiş, hakikatın yolunu şaşırmış. Şu kitab-ı kebirin hurufatına manay-ı harfi ile, yani Allah hesabına bakmak lazım gelirken öyle etmeyip manay-ı ismi ile, yani mevcudata mevcudat hesabına bakar, öyle bahseder. Ne güzel yapılmış beden, ne güzeldir der. Çirkinleştirir, bununla kainatı tahkir edip kendisine müşteki eder. Evet, dinsiz felsefe hakikatsız bir safsatadır ve kainata bir tahkirdir. İkinci esas, Kur'an-ı Hakim'in hikmeti hayat-ı şahsiyeye verdiği terbiye ahlakiye ve hikmet-i felsefenin verdiği dersin muvazenesi. Felsefenin halis bir tilmizi bir firavundur. Fakat menfaati için en hasis şeye ibadet eden bir firavun zelildir. Her menfaatlı şeyi kendine raflanır. Hem o dinsiz şakir mütemerrit ve muallittir. Fakat bir lezzet için nihayet zilleti kabul eden miskin bir mütemerrittir. Şeytan gibi şahısların bir menfaat hasisi için ayağını öpmekle zillet gösterir, deni bir muallittir. Hem o dinsiz şakir, cebbar bir mağrurdur. Fakat kalbinde nokta-i istinaf bulmadığı için zatında gayet acz ile aciz bir cebbar-ı kurtuluştur. Hem o şakir, menfaat perez, hot endiştir ki gaye himmeti, nefis ve batnın ve fercin hevesatını tatmin ve menfaat-ı şahsiyesini bazı menfaat-ı kavmiye içinde arayan dessas bir hobyandır. Ama hikmet-i Kur'an'ın halis dilimizi ise bir abdir. Fakat azam mahlukatı da ibadete tenezzül etmez. Hem cennet gibi azam menfaat olan bir şeyi gaye ibadet kabul etmez bir abd-i azizdir. Hem dilimizi mütevazidir, selim, halimdir. Fakat fatırının gayrına, daire-i izni haricinde ihtiyarıyla tezellüle tenezzül etmez. Hem fakir ve zayıftır. Fakr ve zaafını bilir. Fakat onun Malik-i Kerim'i ona iddihar ettiği uhrevi servet ve müstahmidir. Ve seyyidinin nihayetsiz kudretine istinad ettiği için kavidir. Hem yalnız liveçillah, rıza ilahi için, fazilet için amel eder, çalışır. İşte iki hikmetin verdiği terbiye, iki tilimizin muvazenesiyle anlaşılır. Üçüncü esas, hikmet-i felsefe ile hikmet-i Kur'aniyenin hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye verdiği terbiyeler. Ama hikmet-i felsefe ise hayat-ı içtimaiyede nokta-i istinadı kuvvet kabul eder. Hedefi menfaat bilir. Düstur-u hayatı cidal tanır. Cemaatların rabıtasını unsuriyet, menfi milliyeti tutar. Semeratı ise hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin ve hacat-ı beşeriyeyi tezyittir. Halbuki kuvvetin şe'ni tecavüzdür. Menfaatın şe'ni her arzuya kafi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Düstur-u cidalin şe'ni çarpışmaktır. Unsuriyetin şe'ni başkasını yutmak ve beslenmek olduğundan tecavüzdür. İşte bu hikmettendir ki beşerin saadeti selb olmuştur. Ama hikmet-i Kur'aniye ise nokta-i istinadı kuvvete bedel hakkı kabul eder. Gayede menfaate bedel fazilet ve rıza ilahiyi kabul eder. Hayatta düstur-u cidal yerine düstur-u teavunu esas tutar. Cemaatlerin rabıtalarında unsuriyet, milliyet yerine rabıtay dini ve sınıfı ve vatani kabul eder. Gayatı hevesat-ı nefsaniyenin tecavüzatına set çekip ruhu maaliyata teşvik ve hissiyat-ı ulviyesini tatmin eder ve insanı kemalat-ı insaniye sevk edip insan eder. Hakkın şe'ni ittifaktır. Faziletin şe'ni tesamüttür. Düstur-u teavunun şe'ni birbirinin imdadına yetişmektir. Dinin şe'ni kuvvettir, incizattır. Nefsi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kamçılamakla serbest bırakmanın şe'ni saadeti dareyindir. Dördüncü esas, Kur'an'ın bütün kelimat-ı ilahiye içinde cihet-i ulviyetini ve bütün kelamlar üstünde cihet-i tefevvukunu anlamak istersen şu iki temsile bak.
Birincisi, bir sultanın iki çeşit mükalemesi, iki tarzlı hitabı vardır. Birisi adi bir raiyet ile cüz'i bir iş için, hususi bir hacete dair has bir telefonla konuşmaktır. Diğeri, saltanat-ı uzma unvanıyla ve hilafet-i kübra namıyla ve hakimiyet-i amme haysiyetiyle evamirini etrafa neşir ve teşhir maksadıyla bir elçisiyle veya büyük bir memuruyla konuşmaktır. Ve haşmetini izhar eden ulvi bir fermanla mükalemedir. İkinci temsil, bir adam elinde bir aynayı güneşe karşı tutar. O ayna miktarınca bir ışık ve yedi rengi cami bir ziya alır. O nispetle güneşle münasebetdar olur, sohbet eder. Ve o ışıklı aynayı karanlıklı hanesine veya dam altındaki bağına tevcih etse, güneşin kıymeti nispetinde değil, belki o aynanın kabiliyeti miktarınca istifade edebilir. Diğer ise, hanesinden veya bağının damından geniş pencereler açar, gökteki güneşe karşı yollar yapar, hakiki güneşin daimi ziyasıyla sohbet eder, konuşur ve lisan-ı hal ile böyle minnettarane bir sohbet eder, der. Ey yeryüzünü ışığıyla yaldızlayan ve bütün çiçeklerin yüzünü güldüren dünya güzeli ve gök nazları olan nazemin güneş, onlar gibi benim haneciğimi ve bahçeciğimi ısındırdın, ışıklandırdın. Halbuki ayna sahibi böyle diyemez. O kayıt altındaki güneşin aksi ise asarı mahduttur, o kayda göredir. İşte bu iki temsilin dürbünüyle Kur'an'a bak. Ta ki icazını göresin ve kutsiyetini anlayasın. Evet, Kur'an der ki, eğer yerdeki ağaçlar kalem olup denizler mürekkep olsa, Cenab-ı Hakk'ın kelimatını yazsalar bitiremezler. Şimdi şu nihayetsiz kelimat içinde en büyük makam Kur'an'a verilmesinin sebebi şudur ki, Kur'an ismi azamdan ve her ismin azamlık mertebesinden gelmiş. Hem bütün alemlerin Rabbi itibarıyla Allah'ın kelamıdır. Hem bütün mevcudatın ilahı unvanıyla Allah'ın fermanıdır. Hem semavat ve arzın Halik-i haysiyetiyle bir hitaptır. Hem rububiyet mutlaka cihetinde bir mükalemedir. Hem saltanat-ı amme-i subhaniye hesabına bir hutbe-i ezeliyedir. Hem rahmeti vasiay-i muhite noktasında bir defteri iltifatat-ı rahmaniyedir. Hem uluhiyetin azameti haşmeti haysiyetiyle başlarında bazen şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır. Hem ism-i azamın muhiyetinden nüzul ile arş-ı azamın bütün muhatına bakan, teftiş eden, hikmet feşan bir kitab-ı mukaddestir. İşte bu sırdandır ki, kelamullah unvanı kemal-i liyakatle Kur'an'a verilmiş. Ama sair kelimat-ı ilahiye ise bir kısmı has bir itibar ile ve cüz'i bir unvan ve hususi bir ismin cüz'i tecellisiyle ve has bir rububiyetle ve mahsus bir saltanatla ve hususi bir rahmetle zahir olan kelamdır. Hususiyet ve külliyet cihetinde dereceleri muhteliftir. Ekser ilhamat bu kısımdandır. Fakat derecatı çok mütefavittir. Mesela en cüz'isi ve basiti hayvanatın ilhamatıdır. Sonra avam-ı nasın ilhamatıdır. Sonra avam-ı melaikenin ilhamatıdır. Sonra evliya ilhamatıdır. Sonra melaike-i izam ilhamatıdır. İşte şu sırdandır ki, kalbin telefonuyla vasıtasız münacat eden bir veliler, haddeteni kalbi an Rabbi, yani kalbim benim Rabbimden haber veriyor, demiyor Rabbül Aleminden haber veriyor, hem der, kalbim Rabbimin aynasıdır, arşıdır, demiyor Rabbül Aleminin arşıdır. Çünkü kabiliyeti miktarınca ve 70 bine yakın hicapların nispeti refi derecesinde mazhar-ı hitap olabilir. İşte bir padişahın saltanat-ı uzması haysiyetiyle çıkan fermanı adi bir adamla cüz'i bir mükalemesinden ne kadar yüksek ve âli ise ve gökteki güneşin feyzinden istifade, aynadaki aksinin cilvesinden istifade eden ne derece çok ve faik ise, Kur'an-ı Azimuşşan dahi o nispette bütün kelamların ve hep kitapların tevkindedir. Kur'an'dan sonra ikinci derecede kütüb-ü mukaddese ve suhuf-ü semaviyenin dereceleri nispetinde tefevvukları vardır. O sırrı tefevvuktan hissedardırlar. Eğer bütün cin ve insanın Kur'an'dan tereşşuh etmeyen bütün güzel sözleri toplansa, yine Kur'an'ın mertebi-i kutsiyesine yetişip tanzir edemez. Eğer Kur'an'ın ismi azamdan ve her ismin azamlık mertebesinden geldiğini bir parça fehmetmek istersen, Ayetül Kürsi,
ve ayeti وَاِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ Gaybın anahtarları Allah katındadır. Ve ayeti قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ De ki, ey mülkün hakiki sahibi olan Allah'ım. Ve ayeti يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارِ يَطْلُبُهُ حَف۪يثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِ O gündüzü peşi sıra kovalayan gece ile örter. O güneşi, ayı ve yıldızları da emrine boyun eğmiş olarak yarattı. Ve ayeti ya erdubla'i ma'eki ve ya sema'u akli'i Ey yer, vazifen bitti, suyunu yut. Ey gök, hacet kalmadı, yağmur kez. Ve ayeti tüsebbihu lehu semavatu seb'u vel ardu ve men fihin Yedi gök ve yer ve onların içindekiler onu tesbih eder. Ve ayeti ma halkukum ve la ba'thukum illa ki nefsin vahide Sizin yaratılmanız da, diriltilmeniz de tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir. Ve ayeti اِنَّا اَرَضْنَا الْاَمَانَةِ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Ve ayeti يَوْمَ نَطْلُ السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتِبِ O gün semayı kitap sayfalarını dürer gibi düreriz. Ve ayeti وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Onlar Allah'ın kudret ve azametini hakkıyla bilemediler. Halbuki kıyamet gününde yeryüzü bütünüyle onun tasarrufundadır. Ve ayeti لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَ Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik elbette görürdün ki gibi ayetlerin külli, umumi, ulvi ifadelerine bak. Hem başlarında elhamdülillah veyahut tüsebbihu bulunan surelerin başlarına dikkat et. Ta bu sırr-ı azimin şu anı göresin. Hem elif lam minlerin ve elif lam ra'ların ve hamimlerin fatihalarına bak. Kur'an'ın Cenab-ı Hakk'ın yanında ehemmiyetini bilesin. Eğer şu dördüncü esasın kıymetli sırrını fehmettinse, Enbiya'ya gelen vahyin ekseri melek vasıtasıyla olduğunu ve ilhamın ekseri vasıtasız olduğunu anlarsın. Hem en büyük bir veli hiçbir nebinin derecesine yetişmediğinin sırrını anlarsın. Hem Kur'an'ın azametini ve izzet-i kutsiyetini ve ulviyet-i icazının sırrını anlarsın. Hem miracın sırrı lüzumunu, yani ta semavata, ta sidretül müntehaya, ta kâb-ı kavseyne gibi akrabu ileyhi min habbil verid, ona şah damarından daha yakın olan Zat-ı Zülcelal ile münacat edip, tarfetül ayında yerine gelmek sırrını anlarsın. Evet, şakk-ı kamer nasıl ki bir mucize-i risaletidir. Nübüvvetini cin ve insa gösterdi, öyle de. Miraç dahi bir mucize-i ubudiyetidir. Habibiyetini ervah ve melaikeye gösterdi. Allahümme salli ve sellim aleyhi ve ala alihi kema yelihi bi rahmetike ve bi hürmetihi amin. Allah'ım, senin rahmetine ve onun hürmetine nasıl yaraşırsa ona ve âline öylece salat ve selam eyle.